Ankaragücümüzün teknik direktörü Ömer Erdoğan hakkında ne düşünüyorsun? Öncelikli olarak şunu belirtmem gerekiyor. Mustafa Dalcı'nın gitmesi çok iyi oldu bu konuda, çünkü birçok taraftarın tepkisi vardı. Ama Ömer Erdoğan'ın da bu konuyla ilgili oyun sisteminin nasıl yapacağı çok önemli. Yani takımı defanstan mı başlatacak, yoksa duran yani şişen topla birlikte takım mı çıkartacak? Bunu Beşiktaş maçıyla birlikte görmüş olacağız. Umarım takımımız için hayırlı olur. Ömer Erdoğan hakkında düşünceleriniz nelerdir? Vallahi çok umutluyuz ya, inşallah iyi olur. Ya Mustafa Dalcı da iyi adamdı ama yani bir yere kadar. Peki skor tahmini alabilir miyim? Vallahi kaç kaç olursa olsun biz alak da yeteri be. Ankaragücü taraftarı hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz? Ya gördüğün gibi babamızdan aldığımız emaneti çok şükür oğluma bıraktım. Gönül rahatlığıyla geliyoruz maçlara. Vallahi ilkokul 1'e gidiyordum galiba. Babamla maça gitmeye başladım. Oğlum da ilkokul 1'e gidiyor. Benle maça gelmeye başladı. Ya vallahi inşallah tek ses oluruz. Ya özledik, hani önceden bağırırdık hep beraber. Şimdi herkes ayrı bağırıyor. Hani tek ses olursak daha iyi olur. Çok teşekkür ederim. Ben yani ilk maçtan biraz defansif bir oyun bekliyorum. Yani biraz hücum oynarsak biraz sıkıntı olur. Çünkü Beşiktaş şu an çok formda. Biraz daha kendimizi bilerek bir oyun oynamamız lazım. Ömer Erdoğan yani oynattığı hücum, Beşiktaş'a karşı oynattığı hücum oyunuyla. Yani güzel bir oyun beklemiyorum. Atmosfer mükemmel. Her zaman biliyoruz. 19 maçtan olsun, buradan da olsun. Güzel bir atmosfer bekliyoruz. Keşke onlar da gelselerdi. Güzel bir atmosfer olurdu. Öyle. Ömer Erdoğan hakkında düşünceleriniz nelerdir? Vallahi çok başarılı bir hoca zaten. Tüm Türkiye biliyor. Hatay'ı bıraktıktan sonra ne durumda olduğunu herkes görüyor zaten. Ya iyi bir şey bekliyoruz yani. Mustafa Dalcı'nın gitmesi de iyi oldu. Taraftar mutlu şimdi. Umutlu yani, en azından yeni bir hoca, yeni bir heyecan. İnşallah bugün takıma nasıl bir taktik verecek, nasıl bir bakacağız yani. İnşallah umutluyuz ama. Bütün biletler satıldı. 22 bin kişi stadımız full çekiyor şu an. Evet. Peki bunun hakkında düşünceleriniz var mı? Vallahi bayağı bilet satıldı. Erkenden geldik, şimdi yerimizi alalım. 3 saat önceden girelim dedik. Yoksa biz dışarıda kalacağız. Her gün gelen adam dışarıda kalacak. Şimdi yeni almış bilet adam içeri girecek. O yüzden erkenden gelmek lazım, geldik. Peki taraftar hakkında söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Taraftarı biliyorsunuz zaten, anlatmaya gerek yok kardeş. Yani Dalcı'dan da kurtulduk. Allah'a bin şükürler olsun. Bugünleri gösterdi. Yani sürekli şey yaptık, hezaret ettik, kötü kelimeler kullandık ama sonunda kurtulduk. Allah'a şükürler olsun. Ömer Erdoğan'dan da umutluyuz yani. Peki forvet ve orta sahada sizce kim oynamalı? Ya her zaman Jesse oynamalı ya. Adam yıllarını vermiş topçu yani. O adam oynamaktan sonra kim oynayacak? Alisov da iyi de tecrübe her zaman için iyidir yani. Bu maçlarda tecrübe önde gelir. Çok teşekkürler. Ankaragücü teknik direktörü Ömer Erdoğan hakkında ne düşünüyorsunuz? Başarılar diliyorum takıma ve oyuncu şeylerimize. Hayırlı olsun diyoruz. Mustafa Dalcı gitti. İyi oldu bizim için. Yeni bir hoca, yeni bir teknik, yeni bir strateji. Hakkımızda hayırlısı olsun. Maçlar için ta çubuktan geliyoruz, çubuklu güçler olarak. Her gün her hafta 70 kilometre yol yapıyoruz. Bazı bilet hakkında da konuşmak istersem, karaborsacılar var. Misafir takımdan aldı. Bizde yine kombine vardı. 40 yıllık abilerimiz, kardeşlerimiz, takımı destekleyen. Hiçbirleri bilet bulamadı. Kombineye geçersek madem derler yani, 40 yıllıksa niye alamıyor? Hayat şartları 1000 lira, 800 lira. O kadar kişiyi tespit ettim. Kime ulaşacağımı bilemedim. Hepsi kara borsacı. Maraton 120 lira, 500 lira. Adamın biri 3 tane VIP'yi 4000 liraya satıyordu. Bu şimdi bir de kendi aramızdan sorarsak Beşiktaşlar alıyorlar. Bu ayıp günah değil mi bu kadar adam için? Bugün yeni bir gece konuda şey açılmış Kuzey Kale arkasıyla bilet. Onlar da bitti. Yine bir arkadaşımız çoğu gelemedi. O kadar arkadaşlarım işten izin aldı. Bilet bulamadık. Gelemedik. Diyoruz ki son seste şampiyon Ankaragücü. Baba oğul inşallah yeneceğiz. İnşallah. Skoru da söyleyelim. 2-1 gönül ister kenelim. Hakkımızda hayırlısı neyse olsun. Çok teşekkürler. Rica ederiz. Öncelikle hoş geldiniz. Ankara'da mı yaşıyorsunuz? Evet, Ankara'da yaşıyorum. 6 senedir Bursaspor taraftarıyım normalde ama burada yaşadığım için uzun süredir Ankaragücü maçlarına geliyorum. Kombinem de Ankaragücü'nden. Peki Ankaragücü gidişatını, taraftarını nasıl buluyorsunuz? Yani taraftar zaten hani bize şehidin emaneti. Ne olursa olsun her zaman kardeşiz biz. Gidişat olarak hani maçlardaki puanlardan çok memnun değilim. Geçen hafta da Karagümrük deplasmanındaydık. Hani orada yaşananlar da çok hoş değildi. Ama bunlar iç karışıklıklar. Biz daha kötülerini de yaşadık Bursaspor olarak. Benim için takımın ne yaşadığı çok çok önemli değil. Ben Ankara'da olduğum sürece Ankaragücü'nü desteklemeye devam edeceğim. Umarım bugün de Beşiktaş'ta maç var. Bir rekabet durumu söz konusu. Hem Bursaspor hem Ankaragücü olarak. Güzel bir puanla buradan ayrılırsak çok mutlu edici olur bizim için. Bir dönüm noktası olur diye düşünüyorum, umarım. Peki Ankaragücü taraftarı hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz? Yani şöyle, ben Ankaragücü taraftarı, ben Texas grubu üyesiyim normalde. Burada da hani gece konduyla beraber maçlara gidiyorum arkadaşlarımla. Benim için Texas eşittir gecekondu. Hiçbir sorunum, sıkıntım yok.
Hani maçlarda herhangi bir problem yaşamadım. Sonuna kadar kardeşiz. Ben çok memnunum kendilerinden. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Ankara Gücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi Ömer Hoca'nın gelmesi iyi oldu. Şimdi biz lig başladığında zaten şöyle bir şey var. Süper Lig'e ait bir kadro kuruldu. Şimdi eski hocamız iyi bir hoca değildi. Yani biz Süper Lig'e çıktıysak taraftar sayesinde çıktık. Yani tamam takım bir başarı gösterdi ama ben yönetim yerinde olsam, yani o imkan olsa, ben bir maliyet yapıp takım kuruyorsun, hocayı değiştirmiyorsun. Biz burada boşuna puan kaybettik. Bu yapılması gereken ilk hamleydi. Ömer Hoca bence bugünkü maçtan itibaren takımda bir hem motive olarak hem de taktiksel olarak bayağı bir yararı olur takıma. Vallahi Ankara Gücü taraftarının arasında, tribünler arasında diyeyim, bir kopukluk var. Yani ben şimdi babamdan Ankara Güçlüyüm ben. 19 Mayıs'ta da gittik geldik. 19 Mayıs'taki atmosferi burada bir yakalayamadık. Tribün liderler arasından bir sıkıntı var. Yani bir sıkıntı var. Topluca bağırsak burası cidden deplasman olarak gelen takımlara cehennem olacak bir yer. Ama onu bir türlü başaramadık. Peki forvette kimi düşünürdünüz? Forvette Aliso. Karşı tarafın takımın defansını zorluyor. Hem de daha hızlı bir adam. Makeda ona göre biraz daha arkalıyor. Alisov daha iyi ona göre. Transferleri olumlu buluyor musunuz? Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Ben takımı kurulurken yakından takip ettim. Gelen futbolcular geldiği liglerden, özellikle Perinho olsun, Pepe olsun, ondan sonra Tasos olsun, Tasos, Zahit ve Makeda. İkisi de, üçü de Olimpiyat Kus'tan geldiler. Geldikleri ligde oynadığı sezonlarda dördüncü bitirmişler. Yani şimdi yine hocaya geliyor laf. Sen bunu bildiğin halde bu takımı oynamayıp bunları bir arada uyumu içinde oynatamıyorsan gitmesi çok iyi oldu. Yani bu adamlar iyi bir hoca da cidden çok iyi bir takımız biz. İnşallah yukarı zorlayalım. Hedefimiz Avrupa olsun. 2-0 Ankara Gücü abi, ölümüne geldik buraya. Bu maçı yeneceğiz. Yenilsek de Ankara Güçlüyüz, yenilmesek de Ankara Güçlüyüz. Sahaya atlamışsın. Peki onunla ilgili? Abi o an biraz şey oldu. Bir an sahaya atladım. Maçta gibi hissettim kendimi. Gittim JS'ye giderken Yasin çıktı önüme. Çıkmaz olaydı. Onu formaya aldım yanlışlıkla. Böyle çıktım sahadan. Ankara Gücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'la ilgili ne düşünüyorsunuz? Abi Ömer Erdoğan'la yani yeni gelişi bizim için iyi oldu. Mustafa Dalcı'dan taraftarlar yani pek memnun değildi. Çünkü onlar hani Mustafa Dalcı'ya göre Süper Lig yöneticisine hani tam böyle yeterli değil bir kadroda olduğu için. Taraftar desteği falan olsun onunla ayakta durdu gibi. Bolcular da taraftar desteği verdi. Ömer Hoca'ya bakılırsa Beşiktaş'a karşı hani inceleme yaptık, performanslar iyi. İnşallah bu maçta da iyi olur bizim için performans. Abi öncelikle hayırlı olsun diliyoruz. Mustafa Dalcı'dan sonra çok güzel bir şey gibi geldi. Mutluyuz. Mustafa Dalcı tamam TFF 1. Lig'de güzeldi ama burası Süper Lig. Ayrı bir ortam, ayrı bir heyecan. İlk 2-3 maçı gördük. Evet, Konya maçı güzeldi berabere. Tamam sonra bir baktık mağlubiyet. Aha dedik gitti. Hadi dedik Antep maçı. Oyuncu rahatsız. Hadi gitti konuda ama oha abi yani 4-1 ne Karagümrük. Allah'tan değişti. Bakalım bugün umutluyuz. Yeni başlangıç. Biz küllerimizden doğan bir takımız. Peki forvet hattında sence kim oynamalı? Şimdi abi forvet hattına gelince Jesse oynamalı. Koyuyor sol kanat adamı. Sol kanata koyma. Ortaya oynasın oynasın. Makide'ye gelince Makide ayağın top bekleyen bir oyuncu. Her maçta ayağın top bekler. Ama Aliso biraz da hareketli, koşuyor en azından. Bugün büyük ihtimal yine Makeda ile başlar. Bakalım. Ama bir forveti bir transfer şart. Bir hızlı koşan biri lazım abi. Tek CS'li ile olacak iş değil. Peki taraftara söylemek istediğin bir şey var mı? Abi taraftara şunu diyorum. Bugün tek ses, tek yürek olalım. Bugün şu maçı alalım. Sonra zaten rahat rahat gerisi gelir. Saplara geçeriz hepsi. Benim düşüncem Ömer Erdoğan çok sistemi olan, takımı çalıştıran ve başarılı, yani en azından Hatay'da başarılı olmuş bir teknik adam. En azından sistemi var. Yani biz platformlarda da görüşüyoruz, konuşuyoruz. Güveniyoruz yani hocamıza. İnşallah iyi olacağız diye düşünüyoruz. Ya Ankara Gücü taraftarı olarak inanılmaz derece yırtıcıyız, heyecanlıyız. Özellikle Beşiktaş maçlarında daha bir heyecanlıyız. Ama gaza gelmememiz gerekiyor. Tribünde özellikle ceza, küfür etmememiz gerekiyor. Çünkü Beşiktaş'a yensek de yenilsek de yendiğimiz zaman 3 puan alıyoruz. Ama onun dışında 2 maç ceza almış olsak 6 puanımız gidecek. Onun için hani aramızda Beşiktaşlar da olabilir, çıkabilir. Mümkün olduğunca daha böyle şey olmamız gerekiyor. Ya girmesinler tabii ki de işleri de olmamalı. Ya şeye de karşıyım ben mesela. Bizim kulüp sayfasının altına troll hesaplardan yazıyorlar. Ya niye yazıyorsun kardeşim? Git kendi kulübünle ilgilen ya. İnşallah başarılı oluruz. Ömer Erdoğan hakkında düşünceleri alabilir miyim? Ömer Erdoğan hocamız sonuçta Hatay'da yaptığı güzel işler var. Hatay'da yaptıktan sonra takımımızda görmek bizi de mutlu ediyor. Ondan önce Mustafa Dalcı hocamızın tabii ki illa başarıları falan vardı ama Süper Lig'e geçince takımın ilk 3 maçında da göründüğü gibi yeni bir kan gerekiyordu. Yönetimimiz de Ömer Erdoğan'ı layık görmüş. Bu
bağlamda iyi işler yapacağına inanıyoruz, güveniyoruz. Mustafa Hoca'nın PTT 1. Lig'de yaptıkları için çok teşekkür ederiz ama artık bir kan değişikliği lazımdı. Zaten ilk golümüzü de geçen hafta attık. Ömer hocamıza güveniyoruz inşallah. Hatay da iyi işler yaptı. Hayırlısı bakalım. Forvet hattında şu anki geçen haftada başladığı gibi yine ilk 11 olarak aynı şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Zahit önemli bir oyuncu. Forvet arkasında bize yardımcı olacak. Güzel paslar çıkararak gol bulacağımıza inanıyorum. Taraftara buradan söylemek istediniz şu anda. Taraftar hani her maç olduğu gibi bu maçta da yalnız bırakmadılar. Aynı bu şekilde stadımızın her maçta full olmasını diliyoruz. Takımımızın son derece desteklenmesini istiyoruz. İnşallah bugün tek yüreğiz, tek rengiz. İnşallah kazanacağız bugün. Çok teşekkürler. Ankara Gücü'nü nereden tanıdın? Babamdan. Ne zamandan beri Ankara Gücü'sün? Bugünden. Bugünden mi? Forman çok eski ama. Ankara Gücü taraftarlığını nasıl buluyorsun peki? Babamdan. Babamdan tamam. Teşekkür ederiz. Hocamıza güveniyoruz, inşallah yeneceğiz abi. Agresif tribünü sergileyeceğiz. Herkes böyle bağırsın, en iyisi biziz abi. Ömer Erdoğan hakkında düşüncelerin nelerdir? Ömer Erdoğan öncelikle çok iyi teknik direktör olduğunu biliyorum Hatay Spor'dan. Bizi çok üst sıralara taşıyacağını düşünüyorum. İnşallah bugün 3 puanı alacağız. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Seni tanıyalım, kimle birlikteyiz? Ankara. Adın ne senin? Alikan. Alikan. Ankara Gücü'ne ne zamandır geliyorsun? Kimle geliyorsun? Bize biraz Ankara Gücü'nü anlatır mısın kendi gözünden? Babamla geliyorum. 2,5 yıldır falan. Skor tahmini alalım senden. Puan 3 olsun zaten, gerisi önemli değil. Bir hafta abi, bay geçtik. 4. maçımız. 4. maçımız. Puanımız 1. İnşallah 4 olacak. Ankara Gücü teknik direktör değişikliğine gitti. Ömer Erdoğan geldi. Bununla ilgili ne düşünüyorsun abi? Onu vallahi sağlam. Abi çok iyi oldu. Bak. 3 maçtır ben gidiyorum. Bu 4. maçım. 4 puana geldim buraya. Ömer Erdoğan'la bir çıkış yakalayacağız. Hem de müthiş olacağız. Hatay'da ne yaptıklarını gördük. Ömer Erdoğan'ın. Burada bizim için çok iyi olur. Taraftarlara ne söylemek istersiniz burada? Abi taraftarlara inşallah küfürsüz bir tezahürat yaparız. Türkiye bizi seyreder. Dünya bizi seyreder. İşte full oynadılar. Rakip seyirci olmadı. Keşke olaydı da. Onlarla tatlı rekabet içerisinde atışarak bir maç seyredeydik. Daha iyi olurdu da benim için. Ankara Gücü bu sene Avrupa'ya gidebilir mi? Gönlümüz öyle. Bak 74 yaşındayım. Benim hani beklentim ne diye hayatta sorarsan Ankara Gücü'nün şampiyonluğu. Başka bir şey istemiyorum ya. Bir Süper Lig'de şampiyon olalım da Allah canımı alacaksa o zaman alsın. Son sözümüz bu olsun. Valla bir de şöyle söyleyeyim. Biz seyirciyiz, taraftarız. Bizi seyreden bu Ankara güçleri ne yapıyor diye taraftarlar var. Bu bize yetiyor. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Abi Ankara Gücü Türkiye'nin en iyi taraftarı bence. Şu etrafına baktığın zaman maçın başlamasına kaç saat var? Adamlar 3 saat önceden abi gelmiş. Abi şehrin takımını her zaman destekliyoruz yani. Başka yolu yok. Şehrin takımını bırakanlardan da yani. Allah bildiği gibi yapsın diyelim yani. Peki deplasman yasayla ilgili neler düşünüyorsun? Gelseler de bir görseler abi şuraları. Allah keşke gelseler. Teşekkürler. Beşiktaş köy takımı abi, hiçbir yapamaz. Ankara Gücü taraftarı hakkında düşünceleriniz nelerdir? Abi biz gururluyuz, güçsüz Ankara güçsüz. Şehrinin milliyetçisi olamayan vatanın milliyetçisi hiç olamaz. Biz hep Ankara bebesiyiz, Ankara güçlüyüz. Ömer Erdoğan'dan çok mutluyuz. Ömer Erdoğan'ın hakkını vereceğiz yani. UEFA'ya oynamamız başka bir seçenek yok. Teşekkürler. Rica ederim. Vallahi... Ankara Gücü bugün 22 bin taraftarın önünde Beşiktaş karşısına çıkıyor. Ankara Gücü farklı bir galibiyet alacak inanıyorum. Beşiktaş iyi takım ama biz daha iyiyiz. Yeneceğiz inşallah. Taraftarlara ne söylemek istersiniz? Taraftarlara durmak yok, devam. 90 dakika tezahürata devam. Bu taraftar coşkusuyla Ankara Gücü bu hafta etkili olabilir kardeşim. Ömer Erdoğan'ın bir etkisi olacak mı bugün? Olacaktır yani. Zaten yeni transferleri kendince bir kısıtlama getirdi yani. Evet. Bu hafta da bence etkisi olacaktır aynen. Ömer hocamıza güveniyoruz. İnşallah iyi bir başlangıç yapacağız. İlk galibiyetimizi alacağız bugün Beşiktaş'ı yenerek. Çok teşekkür ederiz. Bugün benim için ayrı bir gün. Nişanlım ilk defa Ankara'ya geliyor. Öyle ve mi? İlk maçına geliyor. Hayatındaki Kütahya'dan geliyor. Gururluyuz, güçlüyüz, Ankara güçlüyüz. Öncelikle seni tanıyalım. Kimsin? Emir Akdoğan abi ismim. Abi vallahi dürüst olmak gerekirse babamın maaşından çaldığım parayla aldım şu bileti yani. Zar zor bir de odan bilet kalmadı falan. Çok fedakarlık yaptım. Evden kaçtım mesela. Babam kızdı gitme maça diye. Beni de sevmez fazla. Beşiktaşlı kendisi. Ama bugün onun inadına Beşiktaş. Çok net söylüyorum abi. Vallahi bugün Beşiktaş'a
basacağız. Vallahi basacağız. Basmazsak sakin kalacağız abi. Kimse bir şey yapmadığı sürece güzel güzel maçımızı izleyeceğiz inşallah. İnşallah. Olay olur mu sence? Olay olmaz mı abi? Olayın kendisi biziz zaten ya. Sıkıntı yok. Ömer Erdoğan'ın gelmesiyle takımımıza büyük bir katkı sağlayacak. Ben Cener. Yeneceğini düşünüyorsun. Kendisi de Ankara Gücü'nün altyapısında kaleci. Evet. Ateşledi. İstikrar çünkü çok büyük başarısı var Ömer Hoca'nın. Disiplin desen ön safhada zaten. Diyeceklerim bu kadar yani. Başarılı olacağını tabii düşünüyorum. Deplasman yasayla ilgili düşünceleriniz nelerdir? Çok kötü oldu. Beşiktaş'ın gelmesini beklerdik. O kadar delikanlılık yaptılar. Gelmelerini beklerdik yani. Evet, ben de beklerdim abi gelmelerini. Keşke gelselerdi de şuraya yani. Kardeş kardeş bir otursaydık, kalksaydık. Yani, klavye delikanlılığıyla olmuyor bu işler. En azından yani bir çay isterlerdi abi. Deplasman haktır. Atmosfer falan dolu. Ya, bugün ambiyans çok iyi abi. Abi deplasman yasağı bu maçta kötü oldu. Ömer Hoca'nın ben maç başarılı olacağını düşünüyorum abi. İlk maçlarda yüksek performansla oynayacağız. Abi maç skoru 2-1 Ankara Gücü abi. Vallahi hocamızın değişmesine çok sevindik. İnşallah bu da bir Beşiktaş maçında bize bir motive olacak. Taraftarlara söylemek istediğiniz bir şey var mı? Vallahi birlik, beraberlik, dürüstlük her zaman kazanılan bir şey. Onun için her zaman birlik, beraberlikten yanayım. Teşekkürler. Öncelikle seni tanıyalım. Kimsin? Ben Cem Çetiner. Amsterdam'dan geldim maç izlemeye. Büyük Ankara Güçlüyüz. Maç için geldin buraya. Aynen. Kombine biletim var. Dağıtıyoruz işte. Destek. Ne güzel. Skor tahmini alalım senin. Skor tahmini işte bugün bakalım göreceğiz. Tahminim 1-0 yenersek sevinirim. Ama beraberlik olacağını düşünüyorum bugün. Amsterdamlı güçlüler var mı? Bununla ilgili ne söyleyebiliriz? Amsterdamlı güçlüler yok ama yapmaya çalışıyoruz işte. Herkes destek çıksın Amsterdamlı güçlüler diye artık Instagram hesabı açarız. Evet. Ankara Gücü Avrupa'ya gider mi sence bu sene? Ya bu seneyi bilmiyorum ama en büyük hayalim Avrupa'da izlemek zaten Ankara Gücü'nü. Bir gün gelse Avrupa'da maçına gitsek en büyük hayalim o yani. Başka takımlar yapıyor, Ankara Gücü de yapar. Büyük ihtimalle inşallah. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Bu taraftar hakkında düşünceleriniz neler? Bir sevdadır. Gördüğün gibi bak herkes erkenden gelmiş. Maç kaçta? Herkes burada. Bir sevda anlatılmaz ya. Yani. Gelmişsiniz, gelmişsiniz maça. Peki bu kültürü bize açıklar mısınız? Biz ultras kültürüyüz. Ultras kültürüne uyuyorsunuz. Evet. Peki Ankara Gücü bugün 22 bin taraftan önünde Beşiktaş karşısına çıkıyor. Ne düşünüyorsunuz ve skor tahmininiz nedir? Abi çok heyecanlıyız yani. İnşallah bizim olur. 3-1 olsun, bizim olsun fark etmez. Bir golle de olsa maç bizim olsun yeter. Kalpten, yürekten, sevgiyle geldik. İnşallah kazanırız. Tek umudumuz o. Biz her zaman Ankara Gücü'nün arkasındayız. Biz sürekli tribündeyiz. Hani umudumuz Ankara Gücü'nün kazanmasından yana ama hani zorlayıcı bir maç. Hani beraber kalsa bile bu bizim için olumlu bir şey. Hakkımızda hayırlısı olsun. İnanıyoruz, kazanıyoruz. Çok teşekkür ederiz. Yaşam atmosfer var. Çok güzel. Ankara Gücü taraftarı zaten tartışılmaz. Seviyoruz hepsini. Bursa'ya da selam gönderiyorum buradan, Bursa sporlulara. Teşekkür ederim. Yani görüyorsunuz zaten muhtemelen bütün stat dolu şu anda, evet, diye tahmin ediyorum. Golleri de Jesse Rodriguez'den bekliyoruz. Rodriguez. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. 2 yaşından beri maçlara gidiyorum. 2 yaşından beri maçlara geliyorsun. Ankara Gücü taraftarı hakkında ne düşünüyorsun? Ankara Gücü sana ne hissettiriyor Fikret Efe? Ha? Dağlar. Gününde, kötü gününde hep beraberiz. Çünkü biz Ankara güçlüyüz. Ömer Erdoğan taktik açısından gerekli iyi oldu. Daha önceki maçlarda taktik açısından takımda hiçbir şey göremiyorduk. Bu maçta en azından taktik olarak kendini belli edecek. Umutluyuz. İleriki maçlardan da umutluyuz. Ömer Erdoğan hayırlı olsun camiamıza. Aynen, eskiden Hatay Spor'dan tanıyoruz hocayı. Hoca çok güzel agresif futbol oynatıyor. İyi, inşallah güzel yerlere getirecek Ankara Gücü'ne inanırız biz kardeşim. Peki forvet olarak kimi görmek isterdin? Şu anda hazır olarak bir Maçeda var. Aliso burada mı nerede belli değil. Maçeda diyorum. Maçeda tabii. Maçeda'dan başkası olacak değil ya. Başka golcü yoksa Aliso'la falan olacak bir iş değil. Mustafa Dalcı'nın istifası hakkında düşünceleriniz var mı? Yani Mustafa Dalcı karakter olarak, insanlık olarak iyi bir hoca. Ama taktiksel açıdan sıfırdı. Yani buraya kadar da getirdi. Emekleri için teşekkür ediyoruz. Bundan sonrası zaten Süper Lig'de Mustafa Dalcı'nın yapacağı bir şey değildi. Yeni hoca hayırlı olsun camiamıza. Evet, yeni umutlar, yeni hoca hakkımıza iyi olsun, hayırlısı olsun inşallah. Vallahi Mustafa Dalcı hoca kendi bizim taraftarın şeyiyle, gazıyla falan oynuyordu takım. Erdem olsun, Yusuf Abdi olsun, onlar
sayesinde bu takım işler oldu. Hani abiler olduğu için. Hani Mustafa Dalcı'nın taktiğiyle falan olacak bir iş değildi. Ama yine de Allah razı olsun bu zamana kadar birinci lige çıkardı bizi abi. Aynen. Son dakika desteğimizi vereceğiz. Sonuç ne olursa olsun bizim için fark etmiyor. Arma var olsun yeter.